İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Karin Erzurum şehrindeki tarihi kilise defineciler tarafından tahrip edildi. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nün Ahtamar Adası'ndaki Kutsal Haç Kilisesi'nde dini ayın töreni düzenlendi. Artsakh Cumhuriyeti yerel yönetim seçimlerine seçmenlerin %65.4'ü katıldı. Suriye'deki son durum. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı direktörü İranlı yetkililerle buluştu. Artsakh Şarap Festivali ilginç yeniliklerle gerçekleştirilecek. Rusya Federasyonu'nda başkent gününe adanmış konserde Ermeni Bert adlı dans sunuldu. Batı Ermenistan'ın Karin Erzurum şehrinin Olt ilçesine bağlı Güllüce Köyü yaylasında sarıçam ormanları arasında bulunan kilise definecilerin hedefi oldu. Her tarafı kazılmış, tahrip edilmiş olan kilise adeta kaderine terk edildi. Güllüce Köyü sakinlerinden Ahmet Güroğulları, "Yaylamızda tarihi eser konumunda bir kilisemiz var. Şu an tamamen yıkılmak üzere. Buranın restore edilip turizme kazandırılmasını istiyoruz." diye konuştu. Konstantinopolis Ermeni Patrikliği tarafından Batı Ermenistan'ın Van Gölü Ahtamar Adası'ndaki Kutsal Haç Kilisesi'nde 8 Eylül'de dini ayın töreni düzenledi. Dini ayın Konstantinopolis Ermeni Patrikliği görevlisi Piskopos Sahak Maşalyan tarafından gerçekleştirildi. Ayın törenine Ermenistan Cumhuriyeti dahil olmak üzere yurt içi ve diğer ülkelerden çok sayıda turist ve ziyaretçi katıldı. Artsakh Cumhuriyeti'nin Merkez Seçim Komisyonu, bölgesel seçim komisyonlarından elde edilen bilgileri özetledi. Artsakh Press muhabirinin ilettiği haberde, Artsakh Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Yeşe Arzumanyan'ın konuyla ilgili gazetecilere verdiği bilgiye göre David Sarkisyan Stepanakert'te kazandı. Bölge merkezlerinde seçilen adaylar hakkında konuşan Arzumanyan, Şuşi'de mevcut belediye başkanı Arzıvik Sarkisyan, Bertsor'da Narek Aleksanyan, Martuni'de Hayk Sarkisyan, Askeran'da mevcut yönetici Samvel Ağacanyan, Hadrut'ta Vahan Sabatyan, Karbacar'da Sergey Çilingiryan, Mardakert'te ise Mişa Gürcüyan'ın seçildiklerini açıkladı. Artsakh Cumhuriyeti yerel yönetim seçimlerine %55.4'ü Stepanakert'te olmak üzere seçmenlerin %65.4'ü katıldı. Bu rakam önceki seçim sonuçlarından yaklaşık %11 daha yüksek. Bu sabah İdlib bölgesinde ilan edilen geçici ateşkes sona erdi. Bu, Suriye hükümet güçlerinin İdlib ve Hama'nın kuzeyinde operasyonlara devam edeceği anlamına geliyor. Elmaslar Haber Ajansı'nın belirttiğine göre Suriye hükümet güçleri El Gabi bölgesindeki saflarını saldırıya hazırlamak amacıyla güçlendirdi. Suriye ordusunun topçu birliği Tel Manas ve Deir el-Şark yerleşkeleri yakınlarındaki Tahrir Aşşam terörist grubunun sığınaklarına saldırdı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Siromolotov, Suriye ordusunun sivil kayıpları önlemek için sadece kontrol edilmiş ve onaylanmış hedeflere saldırdığını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'na göre İdlib bölgesinde 30-35 bin gerici militanların yanı sıra yaklaşık 2,5 milyon Suriyeli sivil de bulunuyor. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Müdürü Cornel Ferut da İranlı üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerin konusu İran'ın 2015'teki nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini iptal etmesi. İran bundan böyle yeni, daha güçlü ve modern uranyum zenginleştirme santrifüjleri işleteceğini açıkladı. Cornel Ferut da İran Atom Enerjisi Teşkilatı Direktörü Ali Akbar Salehi ile görüştü ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif ile de görüşecek. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Sözcüsü Frederick Dahl, ajansın temsilcileri şu anda İran'da bulunuyor ve yakın gelecekte yapılacak toplantıların sonucu hakkında Viyana'da bulunan ajans liderliğine raporlar verecekler diye açıklamada bulundu. Artsakh Cumhuriyeti Kültür, Gençlik İşleri ve Turizm Bakanlığı tarafından basına yapılan açıklamada 6. Artsakh Şarap Festivali'nin Doğu Köyü'nün Hükümdarlık Konağı adlı devlet tarih ve kültür koruma alanında 21 Eylül'de düzenleneceği belirtildi.
Kaynağa göre ilk defa festivale Ermenistan Cumhuriyeti, Artsakh Cumhuriyeti ve Abhazya'dan 300'den fazla şarap üreticisi katılacak. Festival sabah saat 10'da başlayacak. Açılış ise saat 15'te duyurulacak. Ardından konser ve tiyatro gösterileri içeren dolgun bir kültürel program gerçekleştirilecek. Etkinlik boyunca her zaman olduğu gibi sanat eserleri ve köy ürünleri fuarı faaliyette bulunacak. Moskova gününe adanmış şenlik sırasında Rusya başkentinde yaşayan halkların milli kültürünü temsil eden topluluklar ve sanatçılar yer aldı. Tert AYM'e göre Moskovalılar ve misafirler için ünlü Ermeni şair Yeşi Çarents'in meşhur Yesim Anuş Hayastani adlı şiirinin sahnede Ermenice ve Rusça çevirisi okundu. Ardından torun Civan Kasparyan'ın icra ettiği Ziranapo Duduk nameleri altında Ermenistan'ın Renkleri adlı dans topluluğu eski Ermeni Bert adlı dansıyla sahne aldı. Moskova'nın 872. yıl dönümüne adanan konserin arifesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ve Başbakan Dmitri Medvedev hazır bulundu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Bert Bar adlı halk oyunlarını sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.